Selamlar arkadaşlar. Evet güzel ve yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videonun ismi zikri mikri ne arkadaşlar? Günde 6 saatten daha fazla çalışmak. Yani bunu nasıl yapabiliriz? İkincisi de sorumuz şu. Hocam çalışıyoruz ama acaba hani ben bazen e, akıllı çalışmadığımı hissediyorum. Yani çalışıyorum ama yani işte hani anlatamıyorum öyle pek bir... ilerleme kat ettiğimi düşünmüyorum. Sanki böyle boşa çalışma hissi var. Bunu nasıl kurtarabilirim? Bundan nasıl sıyrılabilirim? Bundan nasıl kendimi yakamı kurtarabilirim? Diye sorulara ne yapacağız arkadaşlar? Cevap vereceğiz. Nasıl cevaplar vereceğiz? Şöyle ben şu şekilde yine bizim sistemimiz, kanal sistemimiz böyle madde madde şeklinde yaptık. Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi bizim planımız ne arkadaşlar? Günde 6'dan fazla saat ders çalışmak. Yani bu 6'ya pek fazla takılma. Neden takılma? Hani şundan dolayı. Ha belki senin çalışma şeyin sınıf olarak belki seviyen daha düşüktür KPSS'ye daha az çalışabilirsin ya normal sınava DGS YKS artık neye hazırlanıyorsan LGS vesaire neye hazırlanıyorsan olsun hani bir sınıf alt kademeysen belki saatini az az çalışıp da ilerleyebilirsin o da var ama bizim ilk önceliğimiz hani nasıl daha fazla çalışma zamanımızı o oturduğumuzda hemen kalkma isteğini geri çevirip nasıl daha fazla çalışma zamanımızı arttırıp ve verimimizi de o kadar nasıl arttırabiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi bak ilk yapman gereken sınavın hangi sınav olursa olsun senin önce bir sistem kurman gerekiyor. Yani bu sistemi önce bir kurman Şimdi sistemi nasıl kuracağız peki? Arkadaşlar sistemsiz hayatta hiçbir şekilde ilerleme kat edemezsin. Yani şimdi sen de görüyorsun uzaktan eğitim çıktı vesaire vesaire hep dershaneler falan filan hep size bir sistem vaat ederler. Yani sistemle işte böyle öğreneceksiniz böyle daha kolay anlatacağım ben size sade anlatacağım falan filan Hepsinin bir sistemi vardır. O yüzden senin de bir sistemin olması gerekiyor önce. Bu nasıl bir sistem? Yani önce neye çalışacağını belirlemen lazım. İşte KPSS'ye gireceksen ÖABT vesaire vesaire. KPSS'nin hani genel yetenek eğitim ÖABT var ya. Diyeceksin ki benim için ÖABT önemli. Bunun hakkında konuşacaksın. Hani eğer genel yeteneğe vesaire falan buna gireceksen. Diyeceksin ki a benim için genel yetenek daha önemli. Yani sistemden ziyade bu. Ha işte diyeceksin benim için alanım için. Alan benden daha önemli olduğu için alan. Benim için e bundan mütevellitte şöyle şöyle çalışma yapmam lazım. Böyle böyle yani bundan daha fazla soru çözmem lazım. Buna daha fazla zaman ayırmam lazım. Anlatabildim mi demek istediğim Yani sistemini kesinlikle oturtman gerekiyor. Eğer bir sistemin yoksa yani kendi karakterin gibi bir çalışma sistemin olması lazım. Eğer bir sistemin yoksa gerçekten o kadar büyük bir başarı bekleme. Bunu yani acı söylüyorum ama gerçekten böyle. Senin kişiliğin karakterin gibi bir de ders çalışma sistemin olması gerekiyor mesela bazıları görürsün A4 kağıdına böyle yazar yazar not çıkarır çalışır bazıları farklı çalışır bazıları farklı çalışır ama eğer o çalışma sistemini bulduysa başarı da zaten kendiliğinden gelecektir aşağı diğer maddeye bakalım kendini önce bir tanım yani senin önce bir kendini tanıman lazım senin başkalarına ihtiyacın yok ki yani başkalarından bir e, hani öğrencilerden mesela birbirini arıyorlar işte sen çalışıyor musun sen şunu yapıyor musun sen bunu yapıyor musun aa ben çalışmıyorum şöyle şöyle falan filan yani sen önce kendini bir tanıman lazım yani o başka birisi şu derse çalışmış çalışmış diye işte geometriye çalışmış buna çalışmış diye senin gidip de o derse çalışmak gibi hataya düşmemen gerekiyor hani o çalışıyormuş diye benim daha iyi tempomu arttırmam lazım vesaire vesaire yanlış hata edersin kendini tanıman gerekiyor. Yani sen günde kaç saat çalışabiliyorsun ve çalıştığın saatin ne kadar verimli oluyor. Yani hocam ben iki saat çalışıyorum mesela bir konuyu anlıyorum. Ya öğrendim yani başka ne olabilir diyorum. Heh, bunu işte bunu, eğer bunu kastediyorum eğer öğrendiysen tam manasında günün istersen 10 saatinde de yatıp uyuyabilirsin. O yüzden kendini tanıman önemli. Eğer çok temelin eksikse daha fazla çalışma kat etmen gerekiyor. Olay anlaşıldı mı? Süper. Şimdi bir de şuraya bir siyahla yazmışız. Neden çok çalışman gerek? Yani senin neden çalışmaya ihtiyacın var? Önce buna karar vermen gerekiyor. Sen eğer KPSS'ye gireceksin tamam ama hani amacın ne? Ya amaç hoca, merkezin amacı atanmak, para kazanmak tamam ama bunun bir kat ilerisini düşünmen lazım. Yani neden çok çalışıyorsun? Onu ders çalışırken seni motive etmesi lazım. Yani evet ben öğretmen olmak istiyorum. Atanmak istiyorum ya da başka bir meslek sahibi olmak istiyorum. Atanmak istiyorum vesaire vesaire. E tamam da bunu neden? Ha neden çok çalışman gerekiyor? Anladım. Bak tamam hocam ya aynı şeyi neden tekrarlayıp duruyorsunuz? İşte para kazanmak için hocam başka ne? Bunu anladım ama paranın değerli olduğunu orada anlayamıyorsun. Yani ders çalışırken sana para geleceğini dil olarak söylüyorsun ama gerçek manasını anlayamıyorsun. Bunu nasıl anlayabilirsin biliyor musun? Dışarıdan gidersin bir bakarsın konfeksiyonun önünde birileri çalışıyor. Sen orada hani markete gittiğin zaman normalde sen evde boş oturuyorsun. Hani ders çalışmaya bile üşeniyorken adamlar sabah 8'den akşam 8'e kadar bir şeyler yapıyorlar. İşte bu yüzden çalışman gerektiğini anlaman lazım. Orada kendini onları görüp bir ders alman gerekiyor. Hani neden çok çalışman gerek dedim ya. İşte bundan dolayı onları görüp aa ben şimdi eğer bu sınavı kazanamazsam ya da şöyle şöyle atanamazsam ben de o zaman böyle bir işe gireceğim. Ve sabahtan akşama kadar böyle şu an markete git, hani rahat gidebiliyorum ama normal zamanda gidemeyeceğim diyeceksin. İşte bunu anlaman lazım. Yani bunun için çalışıyorum hocam. İşte bunu anlamlandırman lazım. Hocam işte ben şöyle şu kadar saat çalışmak istemiyorum. O yüzden şimdi ders çalışıyorum. Bir işte çalışmak istemiyorum. Başkalarının altında çalışmak istemiyorum hocam. Bana zor geliyor. İşte o yüzden ders çalışmak istiyorum. O yüzden nedenini belirlemen çok önemli. Bu senin motive kaynağın olacak. Eğer çünkü... Ders çalışırken illa ki sıkılma olacak. İlla ki yani sanma ki herkes de sıkılma olmuyor. Herkes sıkılıyor ama buna bir motive çaresi var herkesin. Kimi bitler çikolata yer. Kendine gelir hemen bir anda. Bunlar çok hani kendine çok çabuk gelenlerdir. Kimi ise bir kavoz kavanoz çikolatayı bitirse yine kendine gelemeye biliyor. Geldim bir diğer soruya. Hocam acaba boş mu çalışıyorum? Yani çalışıyorum aslında ama mesela günde 3-4 saat çalışıyorum. Ee, konuların bittiğini anlıyorum ama ya sanki böyle içinde bir şey ya öğrenememişim gibi geliyor. Böyle bir çıkmış sorulara vesaire vesaire bir yere baktığım zaman soruyu çözemiyorum. Neden acaba? İşte bunun nedeni ne biliyor musun? Hepimizin bir tarafı şöyledir. Yani beyin her zaman şuna odaklıdır. Bir iş, plan ya da bir şey varsa onu bitirmeye odaklıdır. Hani ders konusunda da öyle. Beynimiz o konuyu bitirip hani rahat olma bakımından vicdanlı rahat olsun diye o konuyu bitirmek ister. Ama o konunun hani iyi kötü yanı bitirmesi bitirmesine bakmaz. İşte burada sen devreye giriyorsun. Yani irade dediğimiz hani kendi kontrol edebileceğim bir şey. İşte ben bu konuyu tamamıyla öğrenmem gerek ziyadesine sen girmen lazım. Peki hocam ben mesela yapıyorum diyorum ki işte bunu yapmam lazım, öğrenmem lazım diyorum ama olmuyor. Neden? İşte burada şunu devreye sokacaksın. Sen bu konuyu alacaksın, o konuyu. Öğren, bir konu öğreniyorsun değil mi? Atıyorum bir konu öğreniyorsun, matematikten üstü şeyleri öğreniyorsun. Bu üstü sayıları birisinden dinlerken ben bunu Arkadaşıma anlatacağım ya da kardeşime anlatacağım şeklinde dinleyeceksin. Dinledin notlar çıkardın sonra o video bittikten sonra anlat bakalım üstü sayıları. Hadi anlat bakalım baştan sona kadar. Üstü sayıların işte A üzeri B, A üzeri C falan filan e, tabanlar aynıysa üstler çarp çarpma işlemi varsa üstler toplanır moplanır falan bunu kendin anlatman gerekiyor. Eğer anlatabiliyorsan işte öğrenme gerçekleşti. İşte bunu yapabiliyorsan sen boş bir çalışma sergilememiş oluyorsun. Ama eğer oraya geldiğinde hiçbir şey anlatamıyorsan, hiçbir şey aklında kalmadıysa işte vay burada sıkıntı var. O zaman yarın yine ekliyorsun planına programına üstü sayıları bir kez daha çalışman gerekiyor. Olay anlaşıldı mı neymiş? Bu boş çalışmanın çalışıp çalışmadığınızı nasıl anlarmışsınız? Bir konuyu başkasına anlatıyormuş gibi yani başkasına nakledecekmiş gibi çalışmanız yani o konuyu anlatmanız gerekiyor. Eğer konunuz üstü sayıysa o üstü sayıyı karşınızda biri varmış gibi bunu normal hocaların söylediği gibi anlamayın. Anlatın yüksek sesle anlatın. Ö öğretmensiniz gibi düşünün sizden başka bir anlatan yok. Onun gibi düşünün tamam mı kendinizi anlatın. Eğer öyle anlatabiliyorsan boş çalışmıyorsundur. Bir de en önemli nokta arkadaşlar kırmızı yere yazmışız kıyas yapma. Yani vay efendim Fatma çalışıyor da Fatma'yı arıyorsun. Fatma ders çalışıyor musun? Ya yok be Kader ne ders çalışacağım ya falan filan deyip Hani sonra işten diyorsun ya Çakal Fatma bu kesin ders çalışıyordur falan filan diyorsun ya Öyle yapmana gerek yok ki Gerek yok yani Fatma istediği kadar çalışabilir e Fatma'nın çalışmasıyla Fatma'nın ya da çalışmamasıyla Senin bir katkın oluyor mu sana, seni atandırıyor mu Ya da sana para kazandıracak mı Fatma Hayır sadece sen içindeki kıskançlık hissini dışarı vuruyorsun artık yani sende bir kıskançlık hissi var. Öğrenciler arasında bu çok vardır. Yani her biri herkes birbirine şey sorar. Çalışıyor musun? Çalışmıyor musun? Aa ben geometri çalışıyorum. Biri işte böyle söyler. Çok çalışıyorum falan. O der ki vay be ben çalışamıyorum. Yandım oğlum ben falan filan der. İçten hırs yapar der ben de çalışayım. buna çalışmış. Yanlış. Yapma. Sen ne yaparsan olsun 3 sene sonra para kazanırsan sadece kendine kazanırsın. Sen onlara para verecek misin? Hayır. Olay da bu şekilde işte. Hep kendine kazanacaksın. He ondan dolayı başkalarına bakma. Kendine yatırım yap. Kendine yap. Ne öğrenirsen ileride sana kar olacak. Emin ol. Emin ol bu sınavı falan filan. Bu sınavları bunları falan ilerletirsen. Sana çok büyük fayda sağlayacak. Gerçekten söylüyorum. Hangi sınava girdiğin hiçbir önemi yok. KPSS, DGS, ALES, YKS, DGS artık hangi sınav aklıma geliyorsa. Ama kıyas yapma. Sen kendinsin. Şu an kendin bu videoyu açmak istedin ve bu videoyu izledin. Başka birisi sana önerdim mi bir şey yaptım mı sundu mu yok al bunu izleyeceksin izlemek zorundasın yoksa vururum falan filan böyle bir şey dedim yok. O yüzden kıskanma herkesin hayatı öyle sosyal medyada yaşandığı gibi güzel değil bunu hep söylerler ya ders çalışmada da öyle herkes her şey öyle anlatıldığı gibi kolay değil biri oturur çalışır 7-8 saat sana anlatır ballandıra ballandıra ama sen gidersin 1 saat çalışırsın o konuyu tokatlarsın 2 dakikada. O yüzden kendinin değerini bil, kendinin zihninin gücünü bil. Bül ne ya? Bül, bül, olmadı. Bak bu o kadar güzel konuştuk burada. Bül olmadı şimdi. Kendi değerini, gücünü bil diyelim arkadaşlar. Fazla da uzun olmasın. Sonra zaten uzuna dayanamıyorsunuz. Herkes kısaya alışmış. Kısa zaman olsun hemen bitireyim diyor. Toparlayacak olursak günde 6'dan fazla saat çalışman için şurada da mavi noktada belirttim ya arkadaşlar. En önemlisi de bu. Şunları yaptıktan sonra gün ve dersini bölmen gerekiyor son olarak. Yani gün gününü bölmen gerekiyor. İşte gününü ikiye ayırabilirsin. Mesela sabah 9'da çalışıp 9'da kalkıp 1'e 12'ye kadar çalışıp sonra birden 3 4'e kadar yatıp dinlenip 4'ten yine akşam 7 8'e kadar çalışabilirsin. Böylelikle ne olur? 6'dan fazla ders çalış saat, 6'dan fazla saat ders çalışmış olabilirsin. Ya da dersini bölersin. Matematik, Türkçe fen mi var dersinde? İşte sabah matematiği atarsın, öğleden sonra da feni atarsın. Günde iki dersi bir anda halletmiş olursun. Anlatabildim mi olayı? Umarım anlatabilmişimdir. Bu gün ve derse bölmek de çok önemli. Anlatabildim mi? Gününü ikiye bölmen lazım. Yani bir oturuşta 7 saat çalışmak sana faydasız gelebilir. Bir de zihinde yani zihin de sonuçta bir kapasitesi var yani. 2-3 saat sonuçta dersleri 40 dakika yapıyorlar. Biz 40 dakikada bile uyuyorduk sonuç o son 20-30 dakika uyuyorsun yani. Ondan dolayı fazla da kendini sıkma. Yavaş yavaş bir süre sonra zaten vücudun alıştıktan sonra ders saatinde az, e, ne yapacaktır? Artacaktır. Eğer artış göstermek istiyorsan. işte başlarsın 3 saatle sonra 3.5 olur. Diğer gün 4 saat yaparsın. Diğer gün 4.5 yaparsın. Ama odan saat olmasın tamam mı? Odan saat olmasın. Odan konuyu tam anlamıyla bitirmek olsun. Tamam arkadaşlar? Bunları da söyledik. Zaten hepsini tamamen e, konuştuk. Bunların hepsine çok önem vermen gerektiğini düşünüyorum. Eğer iyi bir şekilde kendine yatırım yapmanı istiyorsan bu maddelere bir önem vermen, bir de üzerinde düşünmen kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Umarım fayda sağlamıştır sizler için. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.